Eşeyle üreyen canlılar bir şekilde genlerini bir araya getirmek zorundalar. Evet, bu videoda sizlere bunun nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Bunu yapmak için genetik malzemeyi paketleyerek üreme hücresi denen özelleşmiş hücreleri oluştururlar. Burada gördüğümüz bir sperm hücresi, yani erkek üreme hücresi. Spermin tek görevi, yani tek varoluş sebebi, taşıdığı genetik materyali dişi üreme hücresi olan yumurtaya ulaştırmak. Dolayısıyla sperm bu görevi tamamlamasını mümkün kılacak özelliklerle donatılmış durumda. Bunu bir torpido gibi düşünebilirsiniz. Aynen bir torpido gibi. Bunun da bir başı var. Bu sayede ileri doğru hareket edebiliyor. Arkada kuyruk kısmı bulunuyor. Kuyruk flagella yani kamçıdan oluşuyor. Flagella döndükçe bir pervane işlevi görüyor. Spermin bir de orta kısmı var. Orta kısımda flagella'nın dip kısmı mitokondri denen küçük organellerle sarılmış durumda. Evet, işte bahsettiğimiz bu mitokondrileri şu anda flagellanın dip kısmına çiziyorum. Mitokondri, hücreye enerji sağlamaktan sorumlu olan organeldir. Sperm hücresi, işte tam da bu bölgede çok sayıda mitokondri barındırıyor. Burada yaklaşık 7500 kadar mitokondri bulunur ve bunlar oldukça büyüktürler. Hatta bazen daha büyük bir organel oluşturmak için bu mitokondriler bir araya gelip kaynaşırlar. Bunun sebebi sperm torpidosunun yumurtaya doğru ilerlerken çok fazla enerjiye ihtiyaç duyması. İşte bu enerji buradaki mitokondriler tarafından sağlanır. Torpidonun esas yükü baş kısmında bulunur. Evet, işte bu genetik malzeme yani çekirdekte bulunan DNA'mız. Bunu bir sarmal şeklinde çiziyorum. Bu da çekirdek sarı ve tabii ki her torpido gibi sperm torpidosunun da en ön kısmında bir başlığı bulunuyor. Bu başlık akrozomada verilen küçük bir enzim koleksiyonundan meydana gelmekte. Akrozom daha sonra anlatacağımız döllenme konusu için büyük önem taşıyor. Evet, spermin başlıca kısımları bunlar. Hareketi ve itici gücü sağlamak üzere arka tarafta bir kuyruk var. Orta kısımda kuyruğa enerji sağlamak üzere mitokondriler yer alıyor. Baş kısmında ise genetik malzeme ve akrozom bulunuyor. Bu son derece basit ve sade bir hücre. Hızlı hareket etmek ve yumurtaya ulaşmak üzere tasarlanmış. Başka ek özelliği veya ayrıntısı yok. İşte bu durum yumurtanın tam da zıddı. Yumurtaya geçince burada ilk fark edeceğiniz şey sperm hücresinin torpido şeklinin aksine yumurta hücresinin yuvarlak olması bu aktif hareket kabiliyeti olan bir hücre değil. İkincisi, yumurta hücresi sperm hücresine kıyasla kocamandır. Hatta o kadar büyüktür ki bazen gözle görülebilir. Şimdi şuraya çizeceğim sperm hücresiyle karşılaştırıldığında yumurta hücresi yaklaşık 10 bin kat daha büyüktür. Tabi aynen sperm hücresi gibi yumurta hücresi de döllenmede birleşmek üzere hazır halde bulunan ve kendi payına düşen genetik materyali taşır. Bunu buradaki çekirdeğin içinde görebiliyoruz. Yumurta hücresinde ayrıca kalın bir dış kılıf olduğu da dikkatinizi çekmiştir. Bu çok önemli bir yapı ve ismi de zona pellucida. Zona pellucida kalın bir glikoprotein tabakasının oluşturduğu yumurta dışlarıdır. Glikoproteinlerden de biraz söz edelim. Bunun için buraya yeşil bir protein çiziyorum. Ve bu proteinden bir sürü şeker zinciri dallanarak çıkıyor. Yani bu yumurta hücresinin yüzeyinde büyüyen ufak bir ağaç gibi ya da dallanarak büyüyen bir yapı gibi görünüyor. Bunlardan hücre yüzeyinde çok sayıda var. Ve böylece hepsi bir araya gelerek spermin içinden geçmekte zorlanacağı bu kalın koruyucu katmanı oluşturuyorlar. Yumurta hücresinin yüzeyi ise esas hücre zarı. Yani sperm taşıdığı genetik malzemeyi asıl buradan geçirdikten sonra döllenme meydana gelecek. Yumurtanın sitoplazmasında başka bazı yapılarda bulunuyor. Sonuçta bu hücrenin çok büyük olduğunu söylemiştik. Evet şimdi bu yapılardan bazılarını buraya çizeyim. Ee, bu çizdiklerim yumurta hücresinin mitokondrileri. Hatırlarsanız sperm hücresinde flagellanın başlangıç noktasını sarmakta olan 75-100 adet kadar büyükçe mitokondri bulunduğunu söylemiştik. Ve bunlar hücrenin hareket etmek için ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyordu yumurta hücresinde de mitokondri bulunuyor. Fakat bununla beraber başka organeller de mevcut. Tabii karşılaştırabilmeniz için şu bilgiyi vereyim. Yumurta hücresi çok büyük olduğu için bunda yaklaşık 100-200 bin kadar mitokondri bulunuyor. Bu mitokondrileri şimdilik aklınızın bir kenarında tutun. Bunlardan bir sonraki bölümde epey bahsedeceğiz. Evet, Artık başrol oyuncularımızla yani erkek üreme hücresi sperm ve dişi üreme hücresi yumurta ile tanıştığımıza göre bunlar buluştuğunda neler olduğundan da söz edebiliriz. Bu işlemin adı döllenme. Evet bu yumurta hücresi zona pellucida'dan da az önce bahsetmiştik ve bu da yumurta ile buluşmaya gelen sperm orta kısmını da şöyle çizelim. Torpido başına benzeyen baş kısmı da şurası. Üst üste geldiği zona pellucida glikoproteinlerini silelim. Orta kısımdaki mitokondriler işte burada. Baş kısımda da torpidonun esas yükü olan genetik malzeme ve bunun önünde de akrozom yer alıyor. Şimdi döllenmede ilk olan şey spermin zona pellucida ile temasa geçmesi. Bu durumda zona pellucida spermin dış kısmına bağlanır. Bağlanma denen bu aşama birinci adımdır. Sperm ve zona pellucida'nın bağlanması, akrozomdaki enzimlerin salgılanmasına yol açan bir reaksiyona sebep olur. İkinci adım akrozom tepkimesi. Bu aşamada torpidonun başlığını oluşturan şu kısım salgılanır. Yani akrozomu oluşturan enzimler zona pellucida'nın içine doğru sızar. Bu enzimler dışarı doğru sızdıkça zona pellucida'yı parçalamaya başlar. Ben de bu çizimdeki glikoproteinleri biraz yenmiş gibi göstereyim. Böylelikle spermin başı artık hücre zarına daha fazla yaklaşabilir ve içeri dalabilir. Sperm yumurtanın hücre zarına yaklaştıkça ve orada bir temas oluşunca burada da bir bağlanma işlemi başlar. İkisi birbirine dokunur ve birleşirler bir araya gelmeleri başka bir tepkimeyi tetikler. Bu üçüncü tepkimeye de kabuk tepkimesi deniyor. Burada yumurtaya ait henüz çizmediğimiz bir yapı daha var. Bu yapı hücre zarının hemen altında yer alıyor ve bekleme halinde. Evet, bu yapıların bütün işi yumurtanın bağlanabileceği bir spermin gelmesini beklemek. Yumurta bir spermle bağlandığında bu yapılarda zona pellucida'ya salgılanır. Aynen akrozoma enzimleri gibi kortikal granül denen bu yapıların barındırdığı enzimler de zona pellucida'yı parçalamaya başlar. Bu enzimler de glikoproteinleri parçalıyor ve yok ediyorlar. Ama özellikle de spermin bağlanmasına izin verilen glikoproteini ortadan kaldırıyorlar. İşte bu noktada Yumurtaya bağlanmış durumda olan tek bir sperm var. Bu kabuk tepkimesini tetikliyor ve böylece kortikal granüller salgılanıp daha fazla spermin bağlanabileceği yerleri yok ediyorlar. Dolayısıyla diğer sperm torpidoları yumurtaya geldiklerinde geri tepiyorlar. Glikoproteinlere çarpıyorlar. Ama esas onları oraya bağlayabilecek olan glikoprotein orada değil. Çünkü az önce kortikal granüller tarafından parçalanarak yok edildi. Bu sebeple bu işleme polispermi bloğu da dendiği olur. Ha, bu çok önemli bir kavram. Polispermi çok sayıda sperm anlamına gelen bir terim. Sonuçta birden fazla sperm'in yumurta'nın içine genetik materyalini yani DNA'sını bırakmasını istemeyiz. Böyle bir durumda anneden gelen genetik malzemeyi taşıyan tek bir yumurtaya karşı babanın genetik malzemesini taşıyan bir veya iki veya üç ya da belki de yüz tane şey olurdu. Bu durum kesinlikle düzgün şekilde ilerleyemezdi. Yumurta bölünmeye başlayınca bir sürü problem ortaya çıkardı. Gerçi zaman zaman bu durumla karşılaşılabiliyor ama o zigot hayatta kalamıyor. Evet şimdi devam edecek olursak kortikal granüller zona pellucida'daki sperm bağlayıcı glikoproteinleri yok edince diğer spermler içeri giremiyorlar. Hücre zarından sekiyorlar. Şu anda burada yumurta hücresinin hücre zarına kadar ulaşabilmiş bir sperm hücresi görüyoruz. Hücre zarına bağlanmaya başlamış. Akrozom artık yok olmuş. O yüzden onu sildim. O artık görevini yaptı ve yok oldu. Kortikal granüller de salgılandılar ve başka sperm'lerin içeri girmesini engellediler. Artık bu esnada sperm hücresinin ve yumurta hücresinin zarları eriyerek birleşmeye başlıyorlar. Bu da sperm'in içindeki bu malzemelerin yumurtanın içine geçebilmesini mümkün kılıyor sperm hücresinin çekirdeğinde bulunan genetik malzemeler dışarı çıkıyor ve yumurtanın içine giriyorlar genetik malzemelerin birleşmesi başladığında artık buna döllenme yani fertilizasyon deniyor evet şimdi öğrendiklerimizi özetlemek için sperm çizimine geri dönelim sperm'in son derece hareketli bir yapı olduğunu öğrendik bu yapı taşıdığı genetik malzemeyi erkekten dişinin yumurta hücresine taşıyacak şekilde gelişmiş. Ona itici kuvveti sağlayan bir kuyruğu var. Enerji sağlayan mitokondrilere sahip. Baş kısmında da genetik malzemesini barındıran çekirdeği taşıyor ve bir de en uçta başlık görevi gören akrozom var. Buna kıyasla yumurta hücresi devasa boyutta. Dış kısmında glikoproteinlerden oluşan özelleşmiş bir katmana sahip. Bu katmanın başlı başına kendine has bazı özellikleri bulunuyor demiştik. Buna ek olarak bu hücrenin çok sayıda mitokondri de barındıran büyük bir sitoplazması var. Ardından da yumurta ve spermin birleşme sürecinden yani döllenmeden söz ettik. Sperm zona pellucida'ya yani oradaki glikoproteinlere bağlanıyor. Bu akrozom tepkimesine yol açıyor. Ardından kabuk tepkimesi birden fazla spermin içeri girmesini önlüyor. Bundan sonra da spermdeki genetik malzeme yumurtaya aktarılıyor. Fark ettiyseniz ben buraya çekirdekten aktarılan genetik malzemeyi çizdim. Bazılarınızın aklına mitokondri de genetik malzeme taşımıyor mu gibi bir soru gelmiş olabilir. Evet bu doğru. Mitokondride de mitokondriyal DNA mevcut. Gen aktarımı sırasında mitokondrideki genetik malzemenin bir kısmı da yumurtanın içine geçebilir. Ama hatırlarsanız yumurtada zaten 100-200 bin arası mitokondri bulunuyor demiştik ve spermde ise 75-100 civarı mitokondri vardı. Bu konuda bazı tartışmalar olsa da sonuçta yumurta ve spermin birleşiminden ortaya çıkan zigota erkekten mitokondri katkısı olmadığı anlaşılmıştır. Mitokondriden geçen genetik malzemenin bir kısmı muhtemelen içeri vardıktan sonra parçalanıyor olabilir bu konuda pek emin değiliz fakat sadece rakamlara bakarsak istatistiksel olarak dişideki 100-200 bin arası mitokondriye karşın erkekte sadece 75-100 civarı mitokondri varken mitokondriden gelen genetik malzemenin neredeyse tamamının anneden geldiğini varsayabiliriz